Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü videomuzda 11. sınıf soru bankasından sıvı çözeltiler test 11 sorularını çözeceğiz. Evet ilk sorumuzda başlıyoruz. Bize bir grafik verilmiş. Çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Ve bizden 1'den 8'e kadar bu grafikle ilgili sorular çözmemiz isteniyor. Evet ilk soruyla bir başlayalım arkadaşlar. Evet ilk soruda da Arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 10 derecede 200 gram suda en fazla kaç gram x katısı çözünebilir demiş. Bakalım. 10 derecede grafiğimizde 25 gram maddem çözünüyor. Ne kadar suda çözünüyor? 100 gram suda. O zaman sorum şöyle. 100 gram suda tabi 10 santigrat derece için konuşuyoruz. 10 santigrat derecede 100 gram suda 25 gram x çözünürse 200 gram suda ne kadar çözünür derseniz 50 gram x çözünebilir. Evet ikinci sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. 10 derecede hazırlanan doygun çözeltinin kütlece yüzde değişimi kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar tekrar grafiğe döndüğümüzde 10 derecede 100 gram suda 25 gram madde çözüyordu. O zaman sorumuz bu sefer şöyle olsun. 10 santigrat derecede 100 gram suda 25 gram x çözüyorsa Çözü, çözelti kütlem neydi? Çözücü artı çözünen. Dolayısıyla 125 gram elimde çözelti varmış. Bana diyor ki e, kütlece yüzde derişimi ne olur? 100 gram suda 25 gram X çözünüyordu. 125 gram çözelti yüzde değişimi neydi arkadaşlar? Çözünen kütlesi bölü çözelti kütlesi çarpı 100 diyorduk. Evet çözünen madde ne kadar? 25 gram çözeltim ne kadar? 125 gram çarpı 100 dediğinizde sadeleştirirseniz 5, 100 bölü 5'ten yüzde 20'lik yapar arkadaşlar. Evet, üçüncü sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. 25 santigrat derecede 60 gram x katısıyla kaç gram doymuş çözelti hazırlanabilir? Şimdi 25 derecede ne kadar çözülüyor? 100 gramda bakalım. 25 derecede 40 gram maddem çözünüyor. Evet, soruya tekrar dönüyorum. O zaman sorum şu. 25 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram x çözünürse 60 gram x çözünebilmesi için tabi çözelti demiş. O zaman hemen çözeltiye geçelim. 100 gram suda 40 gram x çözünüyorsa elimde 140 gram çözelti vardır. Ve ben 60 gram x çözeceksem eğer ne kadar çözeltim gerekir? Şöyle yapalım arkadaşlar ne kadar su gerekir onu bulabiliriz. O zaman e, 40'a 60 sa 100'e ne gelir? İşte kaç katı yaklaşık 1,5 katı 100'ün 1,5 katı 150 gram su yapar. Toplarsanız da 210 gram çözelti yapar arkadaşlar. Evet dördüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar. 25 santigrat derecede 250 gram kütlece %20'lik x tuzu çözelsini aynı sıcakta doymuş hale getirebilmek için e, en az kaç gram x kalsı gerekir diyor. Evet arkadaşlar şöyle yan tarafta grafiğimize bakarsak 25 derecede 100 gram suda ne kadar çözüyordu? 40 gram çözüyordu. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 25 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram x çözerse tabi burada 250 gramın %20'sini almamız gerekiyor. O zaman şurada bir alalım arkadaşlar. 250'nin %20'si ne yapar? 5'te 1 yani 50 gram x yapar. Peki 250 gram çözeltinin 50 gramı x'e geriye kalanı yani 200 gramı da su mudur? Evet yani 200 gram suda 50 gram x'im çözülüyormuş. Ee, peki ben 25 derecede 100 gram suda 40 gram x çözüyorsam ben suyu 200 gram yaparsam 80 gram mı çözerim? Bana diyor ki en az kaç gram X kağıdı gerek, gerekir diyor. O zaman başta 50 gram tuz çözünüyordu. Şimdi ne oldu? 80 grama çıktı. O zaman 30 gram daha çözebilir. Evet, 5. soruya geçiyoruz arkadaşlar. 10 santigrat derecede 180 gram suyla hazırlanan doymuş çözeltinin sıcaklığı 35 santigrat dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için en az kaç gram x katısı gerekir diyor. Evet arkadaşlar önce 10 derecede ne kadar maddem çözünüyor ona bir bakalım. Bakın 10 derecede 25 gram 35 derecede ise 70 gram maddem çözünüyor. O zaman verilen değerleri sorumuzda bir yazalım. Şöyle diyelim o zaman. 10 santigrat derecede 100 gram suda 25 gram x çözünürse ne kadar suda hazırlıyorum? 180 gram. O zaman diyelim ki 180 gram suda ne kadar çözünür? Evet 4'te 1 ise 180'in 4'te 1 de 45 gram x çözünebilir. Diyor ki bana sıcaklığı 35 dereceye çıkardığımızda ne olur? O zaman sıcaklığı 35 dereceye çıkarırsak, biraz önce bakmıştık grafikte. 100 gram suda 35 santigrat derecede ne kadar çözüyordu? 70 gram x çözüyorsa diyelim. Ne yaptım? Suyum 180 gram oldu. 180 gram suda ne kadar çözünür? Hesaplama yaparsanız arkadaşlar 126 gram çözer. E benim 10 derecede 45 çözüyordu. 35'te 126 çözdü. O zaman ne yapacağız? 126 eksi 45 derseniz 81 gram x gerekir deriz. Evet 6. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 25 santigrat derecede hazırlanan 490 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 35 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için kaç gram su buharlaştırılmalıdır diyor. Evet arkadaşlar, grafiğe tekrar bir dönüp bakarsak 25 derecede ne kadar maddem çözünüyordu? 25 derecede 40, 35 derecede de 70 çözüyor. Evet, şimdi tekrar sorumuza dönelim. Evet, sorumuz şöyleydi arkadaşlar. O zaman şöyle yazalım. 25 santigrat derecede 100 gram suda 40 gram X çözünürse çözeltiye geçelim. Çünkü 400 gram çözelti hazırlıyormuşum. Yani elimde 140 gram ne var? Çözelti var. Güzel. Ne yapıyorum? Sıcaklığı 35 dereceye çıkarıyorum. 35 derecede de 100 gram suda ne kadar çözüyorum? 70 gram X çözüyorum. Ne yaptı? Toplam çözeltim 170 gram oldu. Evet bana ne dedi? 490 gramlık ben çözelti hazırlamak istiyorum. 35 dereceye çıkardığımda ne kadar suyunu buharlaştırmam gerekir? O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Tek tek geçiş yapacağız. Önce 25 derece için yani 140 gram çözelti için ben 40 gram X 100 gram su kullandıysam 490 gram çözelti için ne kadar kullanırım? Tek tek geçiş yapalım. Evet 140'ın zannedersem 3,5 katı 490 yapar. 40'ın 3,5 katı 140 gram X yapar. 100'ün 3,5 katı da 350 gram su yapar. Tabi bu dediklerim tekrar söylüyorum 25 derece için geçerli. Aynı olayı bu sefer 35 derece için konuşalım. Yani 490 gram çözeltimde ne kadar madde çözünür? 70'ten. Evet 170'in 490 kaç katı? 70'den de evet şöyle diyebiliriz arkadaşlar 140 ya da ona gerek yok bana diyor ki 35 derece çıkardım da tekrar doygun olması için kaç gram suyunu buharlaştırmam lazım o zaman ben 25 derecede 140 gram çözüyordum 35'te 70'te o zaman 140 yapabilmem için 2 katını alırsam 100 için yani 100 gram su için de 200 gram mı suya ihtiyacım olur? Elimde ne kadar su vardı benim? 350. O zaman son durumda şunu söyleyebiliriz. 350 gram suyum vardı. 200 gram suyu da çıkarırsam ne olur? 150 gram suyu buharlaştırırsam 140 gramı çözebilirim. Cevabımız edin arkadaşlar. Evet 7. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 35 santigrat derecede hazırlanan 510 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 10 dereceye düşürülürse çöken madde olmaması için en az kaç gram su eklenmelidir diyor. Evet arkadaşlar biraz önce de 35 derece için yorum yapmıştık. 35 derece için 100 gram suda ne kadar maddem çözünüyordu? 70 gram x çözünüyordu. Toplamda ben 170 gram çözelti hazırlıyordum. Peki benim elimde ne kadar çözelti varmış? 510 gram. O zaman tek tek geçiş yapalım. 510 gram çözelti hazırlarsam ne olur? 3 katı her birinin 3 katını aldığınızda 210 gram x 300 gram su gerekir. Peki diyor ki sıcaklığı 10 dereceye düşürürsek. Evet sıcaklığı 10 dereceye düşürürseniz 100 gram suda 25 gram x çözünüyor. Toplamda 125 gram çözeltim var. E, çöken madde olmaması için. Yani diyor ki 210 gramı da çözmek istiyorum. O zaman 210 gram X'in çözünebilmesi için ne kadar su gerekir? E, 840 gram su gerekir arkadaşlar. E, bana diyor ki en az kaç gram su eklemeliyim? E 300 vardı. 800 gram 840 gram olması lazım. O zaman 840 300'den ne olur arkadaşlar? 540 gram su ilave edilmelidir. Pardon arkadaşlar bir sorumuz daha vardı. Evet 8. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. 10 santigrat derecede hazırlanan 250 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 25 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için en az kaç gram su Buharlaştırılmalıdır diyor. Evet arkadaşlar 10 santigrat derecede 100 gram suda ne kadar maddem çözünüyordu? 25 gram x çözünüyordu. Toplamda 125 gram neyim vardı? Çözeltim vardı. Bana diyor ki 250 gram doygun çözelti diyor. O zaman 250 gram çözelti hazırlamam için 2 katına mı çıkarmam lazım? O zaman 25'in 2 katı 50 gram x, 100'ün 2 katı 200 gram su gerekir. Diyor ki sıcaklığı 25'e çıkarırsam, evet sıcaklığı 25 santigrat dereceye çıkarırsam ne olur arkadaşlar 100 gram suda 40 gram X çözünürse e, diyor ki tekrar doygun olması için en az kaç gram su bağlaştırırım? Yani 50'nin diyor tamamını da çözmem lazım. 50 gram X'in tamamını çözmem için 125 gram su mu gerekir? E benim zaten elimde 200 gram vardı. 125 gram son sıcakta varsa o zaman 200 eksi 125'ten 75 gram su buharlaştırmalıyım. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar 9. sorudan itibaren yani 12. soruya kadar ki sorularımızı grafiğe dayalı çözeceğiz. Evet bu grafiğimizde Evet 9. soruda şöyle arkadaşlar 10 santigrat derecede hazırlanan 225 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 20 dereceye çıkarırsa kaç gram x çöker diyor. Şimdi arkadaşlar 10 derecede ne kadar maddem çözünüyor? Bakın 50 gram maddem çözünüyor. O zaman şuraya notumuzu alalım. 10 santigrat derecede 100 gram suda 50 gram x çözünürse yani toplarsanız ne yapar? 150 gram çözelti mi yapar? Peki ben ne kadar çözelti hazırlayacakmışım? 225 gram. O zaman 225 gram çözelti hazırlayacaksam ne yapmam lazım? Ona göre tuz ve su miktarımı artırmam lazım. 75 gram x 150 gram da su gerekir. Diyor ki bana sıcaklığı 20'ye çıkarırsam ne kadar iki çöker? O zaman sıcaklığı 20 dereceye çıkarırsak 100 gram suda 25 gram x mi çözüyor 20'de? Evet yani ne yapıyorum? 125 gram çözeltim var. Ne kadar x çöker diyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 150 gram su kullansaydım eğer bu sıcaklıkta ne kadar çözerdi? Yani %25 ise 150'de ne yapar? 37,5 gram gerekirdi. Elimde 75 vardı. O zaman 75 eksi 37 buçuktan 37 buçuk gramı çöker deriz. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. Evet 10. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 40 santigrat derecede hazırlanan 330 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 20 dereceye düşürülünce tekrar doygun olması için 45 gram daha tuz ilave edildiğine göre A değeri kaçtır diyor. Bakın arkadaşlar 40 derecede bir çözeltim var. 20 dereceye düşürüyorum. Şimdi grafiğe baktığımızda 40 derecede A kadar çözülmüş. 20 dereceye düşürdüğümde 25 kadar çözülmüş. O zaman bilgilerimizi şuraya yazalım. Şöyle diyelim. 40 santigrat derecede 100 gram suda A gram x çözünüyormuş sıcaklığı 20 dereceye düşürmüşüz ve 100 gram suda 25 gram X çözmüş. Yani toplamda 125 gram çözeltim varmış. Şimdi 330 gram doygun çözelti diyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Yalnız ben 20 dereceye düşürdüğümde Doygun olabilmesi için 45 gram daha tuz ilave etmişim. Yani 25'in üzerine ben 45 gram daha ilave etmişim. Ya da öyle de şöyle diyelim daha doğru olur. 330 gram elimde çözelti vardı. Ben bunun üzerine 45 gram daha tuz ekledim. Ne oldu? Toplam madde miktarım 375 gram mı oldu? O zaman şöyle diyebiliriz. 125 gram çözeltide 25 gram x çözünüyordu. 100 gram suya ihtiyacım var da çözeltim 375 gram olunca madde geçişlerini yapalım. 3 katı 3 katı 75 gram x 100'ün 3 katı da 300 gram su. Evet şimdi bana diyor ki ilave edildiğine göre A değerini bulun diyor. O zaman şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 300 gram suda ne yapıyordu? Ee, normalde ben 45 gram ilave ettiğimde 75'e geldi değil mi? O zaman tekrar 45 gram X'i çıkarırsak ne kadar çözünüyormuş? 30 gram. O zaman 300 gram suda 30 gram X çözünürse toplamda 330 gram çözeltim vardı çünkü. Şunu söyleyebilirim. 100 gram suda ne kadar çözünür? 330'da 100 ise %10 gram çözünür arkadaşlar. Evet 11. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 20 derecede hazırlanan 375 gram doygun çözeltinin sıcaklığı 10 dereceye düşürülürse tekrar doygun olması için en az kaç gram su buharlaştırılmalıdır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle 20 santigrat derecede ne kadar çözünüyor 100 gram suda onu bir yazalım. 100 gram suda 25 gram x çözünüyor. Toplamda 125 gram çözeltim var. 375 gramlık ben çözelti hazırlıyorum. O zaman geçiş yapalım. 375 gram çözelti. 3 katı 75 gram X. 300 gram da su mu gerekir? Dolayısıyla ben sıcaklığı 10 dereceye düşürürsem 100 gram suda 50 gram X mi çözüyor? Dolayısıyla ben 75 gramı çözebilmem için ne kadar su gerekir onu bulalım. %50 ise 75'te 150 gram su mu gerekir? Ne kadar su buharlaştırmalıyım diyor? E 300 vardı zaten. 150 gerekiyordu. O zaman 150 gram suyunu da buharlaştırmam gerekiyor. Evet 12. soruya bakıyoruz arkadaşlar. 12. sorumuz şöyle. 20 santigrat derecede hazırlanan kütlece %15'lik 400 gram x çözeltisini doygun hale getirebilmek için en az kaç gram x katısı gerekir diyor. Öncelikle arkadaşlar şunu bulalım. 400 gram çözeltimin %15'ini aldığımda ne kadarı çözünüyor? 60 gram elimde x mi var? O zaman geri kalan da bunun su mu? Yani 400 eksi 60 dediğinizde elimde 340 gram su mu varmış? Peki sıcaklık 20 iken 100 gram suda ne kadar maddem çözünüyordu? 25 gram maddem çözünüyordu. Bana diyor ki bu çözeltiyi doygun hale getirmek için en az ne kadar X gerekir? E, şu an elimde ne kadar su var? 340 gram su var. O zaman %25 yüzde 25'i 340 gram suda 85 gram X mi gerekir? E, ne kadar? çözünüyordu? 60. O zaman 85 eksi 60'tan 25 gram x ilave etmem lazım. Evet bir sonraki soruya geçiyoruz arkadaşlar. 13. soru. 25 santigrat derecede hazırlanan kütlece %30'luk 400 gram x tuzlu sülalesinin aynı sıcaklıkta uygun olabilmesi için 20 gram daha x gerekmektedir. Buna göre x tuzunun 25 çözünürlüğü kaç gram bölü 100 gram sudur. Şimdi arkadaşlar 400 gramlık %30'luk madde var değil mi? O zaman şöyle yapabilir miyim? E, 400'ün %30'unu alırsak ne kadar maddem çözünüyormuş? Sadeleştirmeleri yaparsanız 120 gram x mi çözünür? E bunun geriye kalanı da su mudur? Yani 400 eksi 120'den elimizde 280 gram da su varmış. Bana diyor ki aynı şekilde doygun olabilmesi için 20 gram da x maddesi ekleniyor. O zaman şöyle diyelim arkadaşlar. 280 gram suda 120 gram normalde çözünüyor ama şöyle yazalım 280 gram suda normal değilim 120 gram x var ama doygun olması için ben 20 gram daha ekliyorum yani toplamda 140 gram x olunca doygun mu oluyormuş ne kadar suda 280'de. Bana 100 gram suda soruyor. O zaman soru şöyle. 280 gram suda 140 gram X doygun oluyorsa 100 gram suda ne kadar olur? Yarısı olduğu için 50 gram X de doyar diyeceğiz. Evet 14. soruya geçiyoruz arkadaşlar. Sorumuz şöyle. Biraz daha yaklaştıralım. Yukarıdaki grafikte X maddesinin alkoldeki çözünürlüğü sıcakta değişim verilmiştir. Yalnız dikkatli bakarsanız bu zamana kadar 100 gram suda konuştuk ama burada 100 mililitre alkolde konuşuyoruz. Bir birim çevirmeye gideceğiz arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bakın alkolün bize öz kütlesi de verilmiş. O zaman burada şu işlemi yapabiliriz. D eşittir M bölü V'den. Yani öz kütlem 0.8 kütlemi bilmiyorum ama hacim ne kadar? 100 mililitre. Dolayısıyla... Burada hacimden kütleye dönüşme yapabiliriz. Demek ki 80 gram alkol için bu grafiği alabilirim. Yani 100 mililitre alkol 80 gram alkole tekabül ediyor. Evet arkadaşlar bize diyor ki soruda 25 santigrat derecede 300 gram doygun çözeltisinin sıcaklığı 40 dereceye çıkarılırsa tekrar doygun olması için en az kaç gram x gerekir? O zaman şöyle söyleyelim arkadaşlar. 80 gram alkolde 40 gram. Yani 25 derecede 40 gram mı çözünür? 80 gram alkol 40 gram x'i çözerse toplamda 120 gram çözelti yapar. Değil mi? Peki ben sıcaklığı 40 dereceye getirirsem yani şöyle ya da 40 dereceye getirmeden elimde 300 gram mı vardı? Önce bir geçiş yapalım. 300 gram çözelti için değerler arasında bir geçiş yaparsak 120'den 300'e çıkmış. O zaman 40'dan 100 gram x. 80 gram alkolde ne olur? 200 gram alkol olur. O zaman sorum şu. 80 gram için ne yapmam lazım? Bakın 25'ten 40'a çıkardığımda çözünürlük grafiğime baktığımda burada 40'tan 60'a yani 20 gram mı ilave etmişim? O zaman sorumu şöyle sorabilirim. Son durumda şöyle soru soralım. 80 gram için 20 gram ilave yaparsam 200 gram alkol için ne kadar yapmam gerekiyor? 4'te 1'ine inerseniz ne olur arkadaşlar 50 gram ilave yapmamız gerekir. Evet arkadaşlar videomuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.